Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı, peşinizde ben. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller, ufuk, önlerinde bayrak kulesi. Bu gidenler altın kol silsilesi. Ölçüden, ahenkten daha güzeller. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller. Sonsuzluk kervanı, istemem azat, köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet, bastığınız yerde ebedi hasat, sonsuzluk kervanı, istemem azat. Efendim merhabalar, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin huzurundan sesleniyoruz size. Bahaddin Buhari Kuddise Sirruh, Silsile-i Aliye'nin 15.'sidir. Bu mübareğin ismi Muhammed'dir. Babasının ismi de Muhammed'dir. Yani Muhammed bin Muhammed. Bahauddin lakabıdır. Nakşibend, Şah-ı Nakşibend de lakabıdır. Bahauddin dinin değerlisi, kıymetlisi. Nakşibend ise nakış yapan demektir. Lügat manası. Kendisi de Şah-ı Nakşibend olarak nakış yapanların sultanı manasına geliyor. Kendisine böyle bu lakap verilmiş. Bulunduğum yerin hemen sağ çaprazında Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruh'un Merkadi Şerifleri var. Altın silsile ona değin Hacegan yolu diye biliniyor. Ondan sonra Nakşibendiye. Yani bu yönüyle kurucu bir pir. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bu silsilenin devamı olan zatlardan mürşidi Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddise Sirruh'un şahsında bütün bir altın silsileye niyaz ettiği şiirle başladık. Burada Şah-ı Nakşibend Efendimizin huzurunda Şah-ı Nakşibend Efendimiz'i konuşacağız inşallah. Mevlam nasip etsin de her bir gönül düşüren, her bir seven gelsin ve buraları görsün. Burada bir huzurda dursun, bir niyaz etsin. Buradan duamız da bütün izleyip ah ki ben de diyenler adına bu oluversin. Profesör Doktor Bilal Kemikli hocam, Sonsuzluk Kervanı programının ev sahibi bizimle. Hocam, Şah-ı Nakşibend Efendimizin huzurundayız. Eyvallah, eyvallah. Huzurdayız. Kutlu bir izi takip ede eyvallah. Ede hamdolsun buraya geldik. Eyvallah. Neler söyleyeceğiz Şah-ı Nakşibend Efendimiz'e? Tabii önemli bir durağa geldik. Yani burası Kasr-ı Arifan'dayız. Kasr-ı Arifan ismini Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin doğduğu dönemlerde aldığını biliyoruz. Baba Semmasi değil mi? Bu ismi buraya veriyor. Yani daha önceki ismi Kasr-ı Arifan değil. Kasr-ı Hinduvan. Şah-ı Nakşibend Hazretleri 1318 Hicri 718'de Buhara'ya yakın Kasr-ı Arifan köyünde doğmuş ve 1389 Hicri 791'de de aynı yerde Darül Beka'ya irtihal etmiştir. Kendisinin yetiştirilmesinde çok büyük İslam alimlerinin emeği ve katkısı vardır. Bunlardan birincisi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri'dir. Daha o doğmadan onun geleceğini, doğacağını haber vermiş, 3 günlükken kucağına almış, dedesi götürmüş ona teslim etmiş ve onu manevi evlatlığa kabul ederek 18 yaşına kadar, evliliğe kadar gençlik döneminde onun tahsiliyle, terbiyesiyle, kemale gelmesiyle meşgul olmuştur. Evet, Kasr-ı Arifan'dayız. Hacegan tarikini, ki sadece Hacegan da değil aslında Bahaddin Şah-ı Nakşibend'in, Yesevi'nin, Halil Ata gibi bazı zatlardan da ders aldığını, onların sohbet meclisinde bulunduğunu biliyoruz. Yesevilikle Hacegan tarikini cem eden bir kişi. Yani iki yolu buluşturan ve oradan Yusuf-u Hemedani'den, Abdülhalik Gücdüvani'den beri gelen o temel prensipleri 11 prensip olarak daha sonra tarihe geçecek. O prensipleri yenileyen, onlara ilave yapan bir kişi. Yani yolu yenilediği için de Nakşibendilik diye bir tarikatı kurduğunu biliyoruz. Yani bir yol kurucu, evet, bir kurucu şahsiyetin, bir mihver kişiliğin huzurundayız. Eyvallah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Nakşibend, nakış yapıyor. Kalplere Allah'ın ismini mühürlüyor ve nakşediyor. Onun müritleri bu hafi zikirle, biliyorsunuz letaif de var bizim nakşilikte. kalp, ruh, sır, hafi, akva bu özel bölgelere zikir yoğunlaştıkça sanki oralardan artık o zikrullah nakş oluyor ve 24 saat siz uyurken, çalışırken, işteyken, öğretmenlik yaparken kalp Allah demeye devam ediyor. Ve dediğim gibi o hizmet, hafi zikir, şeriat olan bağlılık ve bu gibi ana prensiplerden dolayı artık Nakşiliye ondan sonra hiç kimsenin değiştiremeyeceği bir damga vuruyor. Tabii ki ondan sonra müceddidilik gelmiş. İşte İmam Rabbani çok büyük bir kolbaşı. Halik dediğimiz Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gelmiş. Doğru ama hepsinin ana şemsiye konsepti Nakşibendilik. Kalbe en önemli şey gafleti atıp oraya Allah ismini madde ve manasıyla beraber oraya nakşetmek diyelim. Ve böylece artık siz gafletten kurtulup Allah'ın istediği ihsan boyutundaki samimi bir mümin oluyorsunuz. Böyle büyük zatlar o yola isimlerini verirler. Mesela Şeyh Abdülhalik Gücdevani Hazretleri nasıl Hacegan denmiş, ondan sonra Muhammed Bahauddin Hazretlerinden sonra da Nakşibendiye denmiş. Mesela Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden sonra Ahrariye denmiş. İmam Rabbani Hazretlerinden sonra Müceddidiye denmiş. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinden sonra Halidiye denmiş gibi. İşte böyle 5 büyük zattan en büyüğü. Çünkü tarikat imamı odur. Öbürleri de, o mübarek büyüklerimiz de onun yolunu bütün dünyaya yaymışlardır. Baba Semmasi Hazretleri Kudüs'e Sırruh, Şah Nakşibend Hazretleri'nin hayatında daha doğumundan evvel yer tutmaya başlamış. Köyün önünden geçerken şu Kasr-ı Hinduvan, Kasr-ı Arifan olur inşallah diyor. Evet. Şah Nakşibend Efendimiz'in doğduğu sıralarda evin önünden geçerken buradan misilsiz bir er kokusu alıyorum demiş. O er kokusunu alıyor ve sonra Şah Nakşibend Efendimiz'in çocukluk yaşlarında yanına gidip geldiği zat yine Baba Semmasi Hazretleri, ama sonrasında bir görülen rüya, bir yaşanan hal var mezarlıkta. Bir oraya gelelim mi? Şah Nakşibend Efendimiz'in hayatına tabii, biraz daha vakıf olmak için. Yani Baba Semmasi aynı zamanda Şah Nakşibend Hazretleri'nin dedesinin de mürşidi. Yani burayla rabıtası olan, gidip gelen birisi. Ailenin onunla ilişkisi var. Henüz doğduğunda 3 günlük bir bebekken onu manevi evlat olarak kabul etmiş ve yanı başında bulunan Emir Külal Hazretlerine bu manevi evladımızın Muhammed Bahaüddin'in eğitimiyle sen meşgul olacaksın demiş. Yani ona bir mecrada tayin etmiş. Yani Baba Semmasi'den tefeyyüz ediyor, onun sohbetlerinde bulunuyor ama asıl ona şekil veren daha sonraki dönemde Baba Semmasi'nin halifesi Emir Külal Hazretleri oluyor. Onun manevi sofrasından tefeyyüz ediyor. Seyyid Emir Külal Hazretlerine vasiyet etmiş, hatta emretmiştir. Seyyid Emir Külal Hazretleri şeyhinin emrini çok büyük itina ile yerine getirmiş. Ona yüksek makamlar kazanmasına sebep olmuş. Velayet makamlarını geçirmiş. Seyri sülukunu tamamlatmıştır. Sonunda da irşat icazeti vermiş ve bende ne varsa şeyhimin emrini yerine getirdim. Hepsini sana Allah'ın izniyle verdim. Bundan sonra serbestsin. İstediğinin sohbetine katılabilirsin, istediğin ilmi tahsil edebilirsin diye onu serbest bırakmıştır. Kendisi Seyyid Emir Külal Hazretlerine giderken yolda muhabbet galip gelmiş. Allah için Allah dostları sevilir. Onun kalbinde de bu muhabbet coşmuş. Gece kalkmış yola düşmüş. Yani kış, ayaklarında çarık bile yok. O zahmetle gidiyor ama hiçbir zorluk hissetmiyor. Çünkü çok muhabbet var, çok iştiyak var. Yolda kendisine bir zat eşlik etmiş. Yanında peydah olmuş. Çok nurani, mübarek bir zat. Ona iltifat ediyor, tanışmak istiyor, sohbet etmek istiyor. Ama Şah Nakşibend Hazretleri hiç ona yüz vermiyor. Kalbinde Seyyid Emir Külal, hedef orası, dönüp bakmıyor bile ona. Yani mukabelede bulunmuyor. Sonda o zat diyor ki, canı sıkılıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. O da evet biliyorum, sen Hızır Aleyhisselam'sın diyor. Sen ne biçim adamsın? Herkes benimle görüşmek, iki kelam etmek, duamı almak ister. Ben sana bu kadar yakınlık gösteriyorum. Sen dönüp bana bakmıyorsun. Bunun sebebi ne diyor? Şah Nakşibend Hazretleri manşet olacak cevabını veriyor şimdiki tabirle. Benim bir kalbim var. Onu da Seyyid Emir Külal Hazretlerine verdim. Eğer olsaydı bir tane daha sana da bakardım diyor. Bu çok ibretli. Yani bir kapıda olan her kapıdadır. Her kapıda olan hiçbir yerdedir. Buna dikkat etmek lazım. Kalbi dağıtmamak lazım. Çünkü seyir-i sülük programında, tasavvuf yolunda rehberin mürşidin muhabbeti önemlidir. Muhabbet olmazsa onun sözlerini insan tutmaz, dediklerini yapmaz, reçetesini noksan yapar. Dolayısıyla kemale ulaşması gecikir veya yolda kalır. Sizin ifade ettiğiniz mezarda vaka, orada yaşadığı o manevi hal onu başka bir şeye götürüyor. Ki o yüzden üveysi olarak da nitelendiriyoruz. Ne demek üveysi? Üveysi, öncelikle şunu söyleyelim, yani o götürdüğü kişi kimdir? Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri. Abdülhalik Gücdüvani ondan çok çok önce vefat etmiş, sırlanmış bir kamil insan. Hacegan tarikinin en önemli köşe taşlarından birisi. Onu manevi bir ortam içerisinde idrak ediyor. Niye üveysi diyoruz? Veysel Karani, Üveysi Karni aslıyla hazretlerinden dolayı. Üveysi Karni Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşadığı halde annesine bakma sebebiyle ziyaretine gidip sahabe olmak nimetine ulaşamadı. Ama Üveysi Karni Hazretlerinin Peygamber aleyhisselama öyle bir muhabbeti, öyle kalbi ve ruhi bir irtibatı vardı ki ona aşıktı. Ve Efendimiz aleyhisselam hırka-i şeriflerini ona vasiyet etti. Daha sonra bu vasiyet yerine getirildi. O hırka-i şerifi almakla ödüllendirildi. İşte böyle mekan birliği ve zaman birliği olmadan farklı ruhani feyizle yetişmeye üveysi deniyor. Şah Nakşibend Hazretlerinin bu kadar kamil, mükemmel, alim zattan terbiyesinde 3 ana husus öne çıkıyor. Bunlardan istifadelerinin birincisi ilim tahsilidir. Yani şer'i ilimler, zahiri ilimleri, Kur'an ilimleri, hadis ilimleri, fıkıh ilimleri, bunları en güzel şekilde tahsil etmiştir ve onu hocaları yetiştirmiştir. İkincisi zikir hususunda farklı vasıflara sahiptir. Burada da hem hocalarının tavsiyeleri, talimleri, tarifleri ama özellikle Şeyh Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerinin emrini yerine getirmiştir. İkinci ayırt edici vasfı budur. Bunlara ilaveten Şah Nakşibend Hazretleri hizmet edebiyle yetiştirilmiş ve bu hususta çok insanın katlanamayacağı zahmetli, meşakkatli ve mihnetli bir terbiye tabi tutulmuş. Nefsi bu şekilde tezkiye edilmiş. Zikirle kalbi tasfiye, hizmetle nefsi teskiye edilmiş ve kemale ermiştir. Peygamberimizin manevi şahsiyetinden Veysel Karani Hazretleri bir yol öğrendi ve İslam'ın temel ilkelerini temekkün etti. Daha sonraki dönemlerde de işte Hasan Harakani'de olduğu gibi, mesela Hasan Harakani de aynı şekilde Bistam'a gidip gelerek Beyazıt Bistami Hazretleri'nin huzuruna, onun Merkad-ı Şerif'ini ziyaret ederek bir kemale erişmiştir. Dolayısıyla ruhi anlamda terbiyesini manevi açıdan gerçekleştirenlere biz üveysi diyoruz. O manevi açıdan kastettiğim doğrudan doğruya bir şahıs yok ama onun bıraktığı miras var. O mirastan esinlenerek, o mirastan yararlanarak onun sözü, sohbetleri var, eserleri var, öğrencileri var ve mezarını ziyaret ederek, merkatlarını, türbelerini ziyaret ederek. Ya şimdi hocam huzurunuzda evet, ben edepsizlik etmekten müteeddip olurum ama siz beni sever halden anlarsınız. Anlıyorum. Şimdi böyle bakınca zahir ilim erbabının menkıbe diye görüp pek değer vermediği ama işin kalbi tarafına vakıf olanlarca çok kıymetli bulunan o rüya hadisesini destur verirseniz kısaca bir arz edeyim. Oradaki hal beni de çok etkiler. Eyvallah, şimdi buyurun. Hazretimin huzurunda o genç yaşlar mezarlıklara diyor gider gelirdim, otururdum, orada tefekkür ederdim, beklerdim diyor Şah Nakşibend Kudsesur. Bir gece vakti diyor mezarlığa geldim. Baktım ki mezarlıktaki kandillerin fitilleri açılmadığı için, ayarları açılmadığı için az yanıyor. Halbuki altlarında yağ da var. O sıra diyor bir hal oldu. O halin keyfiyetini biz bilmiyoruz. Ama yaşadığım hal içerisinde birden kendimi bir yerde buldum diyor. Baktım ki bir meclis, oturanlar var. Meclisin başında yüzü peçeli bir zat-ı şerif. Oturanlardan birisini tanıdım diyor Baba Semmasi Hazretleri. Onu tanıyınca anladım ki o mecliste oturanlar göçmüş pirler. Birisi diyor yanıma geldi ve dedi ki bak bunlar işte şunlardır. Baba Semmasi'yi zaten tanıyorsun. Yüzü peçeli zat da Abdülhalik Gücdüvani Kuddesesi Ruh'tur. O şimdi sana bir şeyler söyleyecek. Bekledim. Yüzündeki peçeyi kaldırdı ve bana bu yolun usulünü ilk olarak telkin etti diyor Şah-ı Nakşibend Efendimiz. Anlattı. Şöyle yap, zikri şöyle çek, bunu böyle yap, şuna dikkat et. Usulü anlattı. Sende diyor bir istidat var bu yola. Fakat gayret etmezsen, ehlini bulmazsan, gerekeni yapmazsan aynı o mezarlıktaki kandiller gibi olur. O fitilin hizasını açmak için, ışığını fazlalaştırmak için bir ele ihtiyaç var. O el diyor Hacı Emir Külal'dir. Emir Külal'e git. Ona da gittiğinde şöyle de, sana diyor vaktiyle Baba Semmasi'nin verdiği bir Hacı Ali Rahmeteni Hazretleri'ne ait olan külah vardı. O külahı da götür Emir Külal'e. Şah-ı Nakşibend Efendimiz bu haletten çıktıktan sonra eve böyle bir gidiyor, diyor ki bir külah var. Belki o külah çocukluk yaşlarda Baba Semmasi Hazretleri'nin verdiği ama Şah-ı Nakşibend Efendimiz'in de bir yere kaldırıp koyduğu ve bilmediği. Nerede diyor o külah var. Arıyor, şu mu diyorlar, ha bu. Bu da hani o yaşanan şeyin sadece bir rüya vesaire olmadığını, hakikate delalet ettiğini, nitekim o yolculukta karşılaşacağı bazı şeylerden de haber vermiş ki bu bir rüyadan ibaret değil bilsin diye. O külahla beraber Emir Külal Hazretleri'ne gidince demiş ki hoş geldin, gel. Yani oranın üveysisi oradan alacağını almış fakat zahir eğitim Emir Külal Hazretleri'nin dizinin dibinde devam ediyor. Fakat o Abdülhalik Cüdvani'den aldığı esaslar daha sonra Nakşiri de belirleyecek şeylerdir. Emir Külal'e gelmeden önce 3 temel konuda Abdülhalik Cüdvani ona tavsiyede bulunuyor. Bir, şer'i şerefe sıkı sıkıya bağlı olacaksın. Yani dinin zahiri tarafı önemli. İlmi fıkıh önemli. İlmi fıkıh olmadan, fıkıh zahir olmadan fıkıh batın olmaz. İkincisi azimetlere dikkat edeceksin. Yani ruhsatın peşinde koşmayacaksın. Yani zahidane yaşamayı telkin eden bir... Açalım mı? Azimet ve ruhsat bilmeyenler. Yani şimdi şöyle demek diyelim. Mesela azimet nedir? Azimet Allah'ın emrettiğini yerine getirmektir. İşte oruç tutun emri var. Oruç farzdır. İslam'ın 5 şiarından birisidir, şartından birisidir. Orucu tutmak azimettir. Ruhsat nedir? Hastasınız. Hasta olduğunuz için orucu tutmayabilirsiniz. Daha sonra onu tutabilirsiniz, kazaya koyabilirsiniz yahut kefaretini verebilirsiniz. Buna ruhsat diyoruz. Yani bu bir bakıma dini yaşantıda, ameli yaşantıda bir genişlik insana verilen bir rahatlamadır, bir lütuftur. Ama hayır diyor, sen azimet tarafında ol. Yani ruhsatın peşine düşmedi. Üçüncüsü de peygamberimizin çizgisinden ayrılma. Yani sünnet-i seniyeye uy. O yüzden de Nakşi geleneğin ehli sünnet içerisinde bulunması, daha çok ehli sünnetin ki daha sonraki dönemlerde Ahrariye'de, Müceddidiye'de, Halidiye'de bu daha da belirgin bir vasıf halini kazanacak. Peygambere bağlanmak, peygamberin sünnet-i seniyesine sıkı bir şekilde bağlanmayı telkin ediyor. Bu önemli bir açılımdır. Bu daha sonra o Nakşi gelenekte belirleyici ilkeler, umdeler olarak karşımıza çıkacaktır. Şer-i şerif, azimet ve sünnete ittiba, peygamberi Efendimiz'i çokça sevmek ve onun bütün emirlerini tartışmasız bir hakkın yerine getirmek. Bazen bazı kardeşlerimiz tasavvufa ehl-i hakikat, şeriata ise kışır ilmi, zahir ilmi diyerek şeriat ikinci plana itiyorlar. Bu çok son derece yanlış. İkisinin de at başı gitmesi lazım. Batınımızın Allah ile beraber olması lazım. Zahirimizin de Allah'ın şeriatına uygun olması lazım. Bu yüzden de Bahattin Nakşibend Hazretleri asırlar geçtiği halde unutulmuyor. Neredeyse 14. yüzyılda vefat etmiş. Aradan geçmiş 600 küsür sene. Hala bizim hayatımıza ışık saçıyor. Bize yol gösteriyor. Takvasıyla, hafif zikriyle. Yani evet insan zikir ehli olacak ama bu zikri dışa çok yansıtmayacak. Çünkü yansıttığımız zaman riyakarlık olabilir. Hatta bunu diyorlar efendim, insan nasıl olur da halk içinde, halkla beraberken aynı anda Allah'ı zikredebilir diye sorduklarında meşhur ayet-i kerime vardır. Estağfirullah. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah. Allah'ın öyle kulları vardır ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoyamaz diyerek halvet der encümen, bu sufiliğin önemli bir prensibidir. Bunu ayet-i kerime ile tefsir etmiş oluyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin çokça böyle bir arayış içerisinde olduğunu, Emir Külal'den başka Yesevi dervişleriyle de sohbet ettiğini, işte Zeynüddin Hafi'nin bu bölgede bir şekilde tesiri var, bir alakası var. Onunla sohbet ettiğini, daha başka... Hakim Tirmizi Hazretlerinden çok etkilendiğini. Mesela tabii o çok önemli çünkü bir muhakkiktir Hakim Tirmizi. Ve bu bölgede yetişen büyük arif zatlardan birisidir. İbnül Arabi de etkilemiştir. Ondan etkilenip onun eserlerini okuduğuna dair bilgiler var. Bu bir bakıma cami turuk bir özelliğe sahip. Yani önemli kaynaklardan tefeyyüz ediyor. Herhangi bir komplekse kapılmadan onları alıyor. Marifetullah'a, mesela burada marifete ulaşmak, hakikate ulaşmak. Yani şeriat, tarikat, marifet ve hakikat dediğimiz o dört kapıyı bir şekilde aşarak o hakikati idrak edebilecek noktaya gelmek. Bu yüzden de kim de nasibi varsa o nasibinin peşine düşüyor. Şah Nakşibend Hazretleri Mevlana Arif Dikkerani'nin sohbetinde 7 sene daha devam etmiştir. 7 sene. Bak, Seyyid Emirköle Hazretlerinden icazet almış, o hala devam ediyor. Talebeliğe devam ediyor. Allah dostlarından istifadeye. Ne büyük bir kabiliyet, ne büyük bir istidat. Ondan sonra Kusam Şeyh'in hizmetine girmiş. Ondan sonra Türkistan şeyhlerinden Halil Ata'nın hizmetine girmiş. Halil Ata ile beraberliği çok mühim. 8-10 sene kadar onun hizmetinde bulmuş. Halil Ata o sırada sultan seçilmiş bir şehre. Padişah olmuş. Şehrin padişahı ölünce onu seçmişler. Onu da yanında götürmüş. 6 sene Halil Ata hem padişahlık yapmış hem de mahiyetinde bulunan Şah Nakşibend Hazretlerinin kemale ermesine katkıda bulunmuş. Burada çok büyük bir ibret var. Zahiri bir görev var ama esas onun yetişmesi için yanına götürüyor. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Şah Nakşibend Hazretleri bizim yolumuzun esası halvet der encümen diyor. Yani toplulukta hak ile beraber olmak. Halk içinde hak ile beraber olmak. İşte hem Halil Ata hem de Şah Nakşibend Hazretleri devlet işlerini beraber götürürken, vazifelerini yaparken hem de Allah yolunda dostluklarına, hoca talebe ilişkilerine devam ediyorlar. 6 sene sonra o bitiyor. Şah Nakşibend Hazretleri ondan sonra Mevlana Behaeddin Kışlaki'den de hadis ilmini tahsil ediyor. Elhamdülillah o ilim tahsiliyle yolunun esası olarak Kur'an ve sünneti, hadislere uymayı o şekilde en yetkili şekilde vaaz ediyor. Emirkülal Hazretleri de bir yerden sonra o çok tatlı bir ifadedir. Evlatçığım diyor, benim göğüslerimde sana verecek süt kalmadı. Kalmadı, evet. Benden alacağını aldın. Evet. Hepsini aldın. Nitekim kendi evladının eğitimini de Şah Nakşibend Efendimiz'e teslim ediyor. Evet, evet. Sonra benden alacağını aldın, şimdi diyor serbestsin, muhayyersin. Git, nerede bir feyiz sahibi, nispet sahibi bulursan ondan alacağını tahsil etmeye bak. Bir de yol açıyor ona. Evet. Ben her şeyi verdim diyor, ben de olanı. İşte o da büyük mürşidin özelliğidir bu. Büyük hocalar, büyük ustalar çırağının, talebesinin, öğrencisinin ya da müridinin, her neyse dervişinin kemali için kapıları açar. Ama dar ufuk varsa bana zebun olsun diyebilir. Bunu demedi Emirkülal. Çünkü onda bir cevher vardı. Onun bir yol açıcı, bir kurucu kişi olacağı ta baştan belliydi. Yani ona hocam, o şey derler ya, erkek o ki kendinden ağır kaldıra. Evet, evet. Kendinden büyüğü yetiştirerek göçen zat gerçekten büyüktür diyorlar. Yani Şah Nakşibend Hazretlerinin büyüklüğü aslında Emirkülal Hazretlerinin büyüklüğünün de bir delili. Tabii onun önünü açmak basit bir hadise değil. Bir de tabii burada şunu söylemek isterim. Sohbet esastır. Sohbete ağırlık veriyor. Ama o 11 esasın özellikle vukuf, vakfe ya da vakıf kelimesi de aynı kökten gelir. Vukufu zamani, adedi gibi efendim 3 tane temel kavram var. Onları oluşturan, inşa eden kişidir Şah-ı Nakşibend. Böylece Nakşi'yi kuruyor. Yani vakfe kelimesini biliyoruz. Vakfe durmaktır, değil mi? Vukuf aynı zamanda derinlemesine, durarak derinlemesine bir bilgi de elde etmek. Yani bir şeye vakıf olmak demek. O şey üzerinde derinlemesine tefekkür etmek anlamına da gelir. Şimdi vukufu zamanı, vukufu adedi, vukufi kalbi. Bu 3 vukuf kavramının Şah-ı Nakşibend Hazretleri tarafından oluştuğunu biliyoruz. Şimdi bunların teker teker belki açacak zamanımız yok ama... Ya hocam özür dilerim. Her şeyi de huzurda burada açmayalım. Azıcık saklayalım. Merak payı kalsın. Saklamayalım da. Ha, biz gelmişiz. Hünkârın Hazret'in huzurundayız. Dua da etmişiz dostlara. İnşallah nasip olur gelirsiniz demişiz. Siz başlıkları da veriyorsunuz. Evet. Oturup okuyacak. Bir kitaptan okuyacak. Ya bu ne demek? Evet. Bu önemli. Merak unsuru o daha kalıcı oluyor derler. Her şeyi burada anlatabilecek durumumuzda yok zaten. Dolayısıyla temel mesele derinlemesine tefekkür edebilmektir. Yani o tefekkürün yolunu da Hakim Tirmizi'de gördüyse Hakim Tirmizi'den alıyor. Yahut Yesevi Hazretleri'nin yolunda gördüyse oradan alıyor. Bunda da herhangi bir şeye kapılmıyor yani. Bu anlamda ufuk açıcı bir büyük zatın, bir ulu zatın huzurundayız. Bu zatlar büyük zatlar ama öyle kolay kolay da büyük olunmuyor. Şah Nakşibend Hazretleri'nin hizmetlerinden kendisine önce insanların hatır ve gönüllerini alıp düşkünlerin hizmetinde bulunma, zayıflara ve gönlü kırık olanlara ikram ve hürmetle bulunma vazifesi emredildi. Yıllarca böyle yaptı. Fakir aradı, hasta aradı, bela musibete uğramış aradı, onların gönüllerini aldı, dertlerini paylaştı, ihtiyaçlarını giderdi, hizmetlerinde bulundu. Bu hizmet tamamlanınca ona bu sefer hayvanlara bakma vazifesi verildi. Bu evcil hayvanlar değil, sokak hayvanları. Şimdi hayvan hakları derneklerine mensup böyle işleri yapmak isteyenler ibret alsınlar. Bunlar İslam'ın içinde var ve tarikat imamı Şah Nakşibend Hazretlerine emredilen hizmetlerden birisi de budur. Bütün sokaklardaki hayvanların hastalıklarıyla ilgilendi. Ayaklarına diken batmışsa onları çıkardı. Onların temizlikleriyle uğraştı. Onların rahatlarıyla uğraştı. Onların yiyecekleriyle uğraştı. Onların barınaklarıyla uğraştı. Ve bu tam 7 sene sürdü. Kardeşlerim, kim 7 sene meccanen sokak hayvanlarıyla böyle bir alim olacaksın? Hem kendisi seyittir. Ehl-i Beyt'ten olacaksın. Hem de böyle bir hizmeti gönül hoşluğuyla Allah rızası için yapacaksın. Bundan sonra da daha değişik bir hizmet. Birincisi insandı. İkincisi hayvandı, canlıydı bunlar. Üçüncü hizmet daha düşük. Sokakların temizliğiyle yetiştirildi. O emredildi. Yani sokaklarda taş varsa alacak, çamur varsa temizleyecek, insanların ve hayvanların zarar verecek olan, onları rahatsız edecek olan, onları kirletecek olan her şeyin temizliğiyle uğraştı. Yıllarca da bununla meşgul oldu. Bütün bunlardan sonra nefsi tezkiye olup, kalbi tasfiye olup, İşte Şah Nakşibend diye tarikat imam olarak öyle ortaya çıktı. Yani kolay yetişmiyor bunlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizi biraz Hazretimle baş başa bırakalım. Eyvallah. Efendim Gafurcan Hocam, Şah Nakşibend Efendimiz Kudsesi Ruh'un Merkad-ı Şerif'inin bulunduğu külliyenin imamı. Hoş gelip siz. Allah mübarek etsin. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Barakallah. Allah mübarek etsin. Kıdemleriniz kutlu olsun. Allah razı olsun. Dualarınızla inşallah. Amin. Emir Külal Hazretlerinin yanındaki hayatından biraz bahsedebilir mi bize? Emir Külal Hazretlerden zahiren kabul kılganlar tarikat yolunu ve Emir Külal Hazretlerinin yanlardaki talimleri hakkında malumat versin. Hazretin Bahaüddin Nakşibend zikri hafi kılıyor ediler. Hafi aytardılar. Başka Hazretin Said Emir Külal'ın mürzileri onlar zikri cahriye aytardılar. Bu kişi aytadi, ne uchun bu kişi bizga qo'shilmadi deganda unga ishingiz bo'lmasin der ekanlar Hazrat Said Amir Kulal. Amir Kulal Hazratlar Nakşibendi Hazratları zikri hafi yaparlarmış. Gizli zikir yapıyorlarmış ve Hazrat Amir Kulal Hazratlarının öğrencileri cehri zikir yapıyorlarmış. Sormuşlar niye bu gizli zikir yapıyor da sen bir şey demiyorsun, buna dokunmayın demiş. Eğer Hazreti Said Amir Kulal, Hazreti Bahaüddin Nakşibend'e öz farzlarını terbiye kılışını buyurganlar. Ve kendi çocuklarını da, evlatlarını da terbiyetini Nakşibendi Hazretlerine emanet etmiştir. Amir Kulal Hazretleri. Sonra bir yerden sonra da diyor ki ben de sana verecek bir şey kalmadı. Şimdi git. Hayırdır joyga borganda menden senga beradigan hech narsa kalmadı. Endi kimi bulursan eteğine yap. Kimni topsang etagini tut degan. Sonra ne oluyor? Ruxsat bergan ekanlar. Shu paytda nima bo'ldi keyin ruxsat berganlar? Shundan keyin Hazrat Bahaüddin Nakşibend Hazrati Amir Kulaldan ruxsat olib hajga borganlar. Bundan sonra ustodning izniyle hajga ketdilar. Hajga borib ziyorat qilib keldilar. Va hajni ziyorat etdi. Ketdilar Hazrat Said Amir vafot etganlar. Ve geldiklerinde Hazreti Seyyid Amir Kulal Hazretleri vefat etmişti. Şimdi bu kişide Hat-ı İrşad Hazreti Seyyid Amir Kulal'dan bu yetmiş. Dolayı İrşad Nakşibendi Hazretlerine olmuştur ve devam ettirmiştir. Evet. Peki hocam Şah Nakşibend Kuddüs'e Sırruh'un vasiyetlerinden, sohbetlerinden bizi seyredenlere hangilerini hatırlatmak istersiniz? Ne sohbetler? Suhbatlardan, vasiyetlerden qaysi birlarini eslatib o'tsangiz? Aytadilar, dil hamçu mohi, zikr hamçu obas, zindagi dil ba zikri vahobas. İnsanın kalbi balık'a o'xshaydi. İnsanın kalbi balığa benzer. Balığa o'xshaydi. Allah'ın da zikri suyga o'xshaydi. Allah'ın zikri suya benzer. Allah'ın zikri bilen kalpler tirik bo'ladi. Allah'ın zikriyle kalpler diri kalırlar, yaşarlar. Yaşam bulurlar yani daha doğrusu. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Şah Nakşibend Efendimiz'e Hızır Aleyhisselam'ın suyun altında havuzda bir zikir telkin ettiği. De. Bu nasıldır? Hazreti Bahauddin Nakşibend'e Hazreti Hızır Aleyhisselam havuzga oftırıp zikri la ilallah zikri nafi isbatını öğretmişler. Evet. Şunda havuz kaygan ekan, suv qaynab ketgan. Şunda o kishi ham sezmagan ekanlar. Hazreti Bahauddin Nakşibend sezmagan ekanlar qaynaganini. Allohga bo'lgan muhabbatlar ziyodasidan. Hızır Hazreti Nakşibendiye suyun altında zikri talim ettiğinde su kaynamış ama Hazreti Nakşibend onu hissetmemiş bile suyun altındayken. Tabii bir de suyun altında olunca evet. Dudağı hareket ettiremiyor. Labine dudaklar birbirine yapışık. Yok. Kalpten. Dil, sadece kalpten. Kalp. Dil damağa yapışıyor. Ha. Kalple la ilahe illallah. Zikre bu şekilde tamam. Peki başka bize söylemek istediğiniz bir şey var mı buralar hakkında? Hazreti Abdurrahman Cami Hazreti Bahauddin Nakşibend to'g'risida bir Farsi she'rlari aytib beraman. Sikkaki daryasri bu bathavzadan. Navbati ahir ba Buxorozadan. Az xati sikka nashud bahramand. Juzdili bi naqshi shohi Nakşibend. On gavhari pok nahar jo buvat. Ma'dani u xavki Buxoro bo'ladi. Ma'nosi payg'ambarlik muhri Makka muazzamada Madina munavvarda urildi. Oxirgi payg'ambar alayhissalomning varislari bo'lgan Hazrat Bahauddin Nakşibendga avliyolik muhri urildi. Bu kishining qalblari shu muhrdan faqatgina Hazrat Bahauddin Nakşibendning qalblari bahramand bo'ldi. Bu gavhari pok qayerda topilmaydi. Uning ma'dani Buxorodir. Peygamberlik mührü Mekke'de ve Medine'de Hazreti Muhammed'e verilmiştir. Velilik yani peygamberlerin varisi derler ya alimler ve peygamberliklerin varisi olmuş velilik mührü de Gıjduvani Abdülhalik Gıjduvani Hazretlerine vuruldu ve ondan beslenen de Nakşibendi oldu. Hazreti Nakşibendi de oldu ve bu başka bir yerde bulamazsın. Bu sadece Buhara'dadır. Allah. Ben de Nakşibendi olur muyum? Bismillah Nakşibendi çıkardı mı diye. Elbette. Olur mu? Var mı? Var. Peki. Bahauddin Nakşibend bir gün bir müridin evinde yemeğe çağrılıyorlar. Yemeğe dokunmuyor. Efendim diyorlar. Bu helal bir rızıktan elde edilmiş, helal bir kazançtan elde edilmiş bir yemektir. Lütfen yiyin deyince diyor ki bu gıda helaldir ama bunu pişiren öfkeyle pişirmiş diyerek yani sadece helal olması yeterli değil. Pişiren insanın da maneviyat sahibi olması, efendim abdestli olması, yemeği pişirirken böyle severek pişirmesi de çok önemli tasavvufta. O yüzden Bahauddin Nakşibend Hazretleri çoğu zaman yemeği kendi pişirmek istermiş. Bazen kendi pişirir hatta elleriyle müritlerine dağıtırmış. Ki o yenen yemekten ruhaniyet oluşsun, feyiz ve bereket oluşsun diye bir müridi anlatıyor. Niye bağlandığını anlatırken ulemadan bizzat bir gün ziyaretine gitmişti. Kendisi hastaydı diyor. Hasta olmasına rağmen müsaade istedi. Gitti bir koyunu sırtlandı, omuzuna attı, getirdi, kesti, pişirdi ve bize ikram etti. Onun bu hali çok hoşuma gitti. Hem tevazusu hem ehli hizmet olması. Gerçekten hakikaten bugün Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin günümüzde bu efendim işte bu helal rızık yeme, tayyip yeme, temiz yeme, artı insanlara hizmet etme anlayışına çok muhtacız. Hatta bir sözü var. Diyor ki kulluğun 9'u helal lokmadır. Gerisi de Allah'a ibadettir, kulluktur. Helal rızkın da diyor en efendim kestirme yolu bahçecilik ve rençberlik dediğimiz çiftçiliktir diyor. Şah Nakşibend Hazretlerinin çok ibretli bir vefatı vardır. Ömrünün sonuna geldiğinde damadı ve halifesi Alaaddin Attar Hazretlerini çağırdı. Git kabrimi kaz dedi. Alaaddin Attar Hazretleri gitti, emredildiği şekilde kabri kazıp geri geldi. Efendim emriniz yerine gelmiştir dedi. Şimdi Yasin-i Şerif okuyalım dedi. Diğerleri, Alaaddin Attar Hazretleri hepsi Yasin-i Şerif okumaya başladılar. Yasin-i Şerif'in yarısına geldiğinde La ilahe illallah diyerek ruhunu teslim etti. Defnettiler. Ondan sonra Alaaddin Attar Hazretleri irşada devam etti. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Onların o nurlu yolunu takip etmeyi nasip etsin. Allah cennette bu zatlarla beraber eylesin inşallah. Hocam, siz burada bütün nərsələrlə sormaqçılar, sizinlə savdalaşmaqçılar. Qudsi Efendimiz'e hizmet ediyorsunuz burada. Siz bir de hizmet qılıyorsunuz bu insan büyük zat ki. Onun feyizlerinden, rahmetten, sevaptan çok istifade ediyorsunuz. Ve sevabını, feyiziniz güzel kub alıyorsunuz. Beni burada yaptığınız hizmetlere ortak eder misiniz? Ve bana şu hizmet sevaplarınızla meni şerik kılarsınız. Elbette. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Eğer keseler Hazret'den nümayiş şiirleri kattığım albümde var. O mektupları, yazıları göstereceğim. Kadimi yazıları göstereceğim diyor. Gelirseniz İnşallah. O da tabii geleceğiz. Ha. Biz işlerimiz bitince hocam tekrar ziyaret edeceğiz. Yani işlerimiz siyomkamız tüket oldu ki biz gelmemiz var. İşte albümde sürgenimiz. Albümümüzde şeylerimiz var. Hazret Nakşibendi şiirleri var. İki tane. Nakşibend Hazretlerinin iki tane şiiri var. Hazret Nakşibend'in yazgan Şerh-i Avrat kitapları var. Avrat kitabı var. Hepsine bakalım. Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz.